Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün artık bu programda maalesef diyeyim, araştırmaların bolluğu sebebiyle daha çok İstanbul'u konuşurken Tuğba sayesinde biraz İstanbul dışına uzanacağız. İstanbul dışındaki şehirlere bakacağız. Bugün konuğumuz Tuğba Eray Biber. Merhaba Tuğba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Seval. Tuğba, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisi bu üniversitede Cumhuriyet dönemine dair dersler vermeye de devam ediyor. Ve bugünkü konuşmamız Tuğba'nın en son çıkan kitabından esinle olacak. Bu kitapta İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde Karadeniz şehirleri, evet gördüğünüz Karadeniz şehirleri de Giresun, Trabzon ve Rize. Bu kitaptan yola çıkarak bugün Giresun, Trabzon ve Rize'deki gündelik hayata bakacağız. Tuğba, senin kitabında dikkati çeken şeylerden birisi de malzeme olarak kitabın yerel gazetelere, bu bahsettiğimiz üç şehirlere dayanıyor olması. Neden böyle bir malzemeyi tercih ettin? Neden böyle bir malzemeyi tercih ettik? Çünkü arşiv malzemesi yeterli gelmiyor belirli bir noktadan sonra. Özellikle gündelik hayata indiğimiz zaman, sosyal ve kültürel hayata baktığımız zaman arşiv malzemesi yeterli değil. Mesela Milli Koruma Kanunu'na bakıyoruz. Evet, arşivde çok sayıda bilgi var. Ancak uygulanıp uygulanmadığı, ancak gazetelerden bunu takip edebiliyoruz. Ya da işte bayramlar, yani çok önemli mesela o dönemde. Sadece arşiv malzemelerinde talimatnameleri görebiliyoruz. Ama nasıl uygulandı, bayramları nasıl geçti, insanların coşkusunu yine yerel gazetelerden takip edebiliyoruz. Diğer taraftan mesela sinema haberleri ya da tiyatro haberlerini, hepsi yerel gazetelerde var. Yani şimdi arşiv malzemeleri, evet, biz Cumhuriyet tarihçisi olarak çok fazla kullanıyoruz. Mesela müfettiş raporlarını da hepsini okuyoruz, yerel gazetelerle mukayese ediyoruz. Fakat bu dönem için şehir tarihçiliğinde gerçekten de yerel gazetelere çok önem var. Bizim de mesela Trabzon'da Yeni Yol, işte Giresun'da Yeşil Giresun, Rize'de Rize gazeteleri. Ki bunlar bu dönem içerisinde gerçekten çok önemli kaynaklar. Dolayısıyla biz de bu kaynakları kullanmayı seçtik. Evet, güzel. Mesela bu gazeteler, ben sen kitabını yazarkenki süreçte de hatırlıyorum. Birlikte de bayağı bakmıştık. Evet. Hatta edebiyat olarak da ne gibi malzemeler var diye. Gerçekten ilginç ve bugün de mesela bu gazetelere bakmak hala ilginç sonuçlar veriyor herhalde tarihçiler açısından. Peki mesela bugün bahsedeceğimiz İkinci Dünya Savaşı'nda birçok tedbirlerin alındığını, özellikle ekonomik tedbirlerin alındığını biliyoruz. Bu şehirler bu tedbirlerden etkilendiler mi? Buralara has tedbirler alındı mı bu dönemde? Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye katılmadı. Tarafsız bir politika izledi. Ancak Türkiye'ye baktığımız zaman savaş ekonomisini uygulamak zorunda kaldı. Çünkü 1 milyona yakın bir asker alımı var ve savunma yapmak durumunda. Dolayısıyla devletin paraya ihtiyacı var. Neden devletin paraya ihtiyacı var? Çünkü erkekler askere gitti, üretim azaldı ve belirli bir noktadan sonra üretim, yani sıfır noktasına gelmeye başladı. Devletin bir takım önlemler alması gerekiyor. Bunların başında tabii Milli Koruma Kanunu var. Milli Koruma Kanunu Anadolu'da her bölgede uygulanmış olduğu gibi Karadeniz şehirlerinde de uygulandı. Karadeniz'e özel mesela ne gibi örnekler verebiliriz? İşte mesela tereyağı, Trabzon tereyağı çok ünlüdür. Ama bu dönemde, savaş döneminde tereyağı yok ortada. Bir anda kayboluyor. Devlet bu noktadan sonra işte bunlara belirlemiş olduğu fiyatlarla el koymaya başlıyor. Başta zaten hububat olmak üzere çeşitli temel gıda maddelerine devlet el koyuyor ve kendisi artık insanlara dağıtmaya başlıyor. Karadeniz bölgesinde de bu tabi birçoğu uygulanıyor. Ki mesela ekmek karnesi uygulaması. Karadeniz bölgesinde sürekli şikayet edilen bir uygulama. İlk başta çok fazla talep görüyor. Çünkü ekmek artık yeterli değil. Hububatın yeterli olmamasından dolayı devletin ekmek karnesini getirerek belki bir çözüm bulacağını zannediyorlar ama
Bu döneme baktığımız zaman işte görselde de gördüğümüz gibi Yeşil Giresun Gazetesi'nde ekmekler pişmiyor. Ya da ekmeklerde cam kırıntıları var. Ekmekler çamur halinde gibi birçok şikayetle karşılaşıyoruz. Ekmek karneleri işte belirli gramajlarda, işte çocuğa ayrı bir gramaj, işte yetişkinlere ya da ağır işçilere ayrı bir gramajda veriliyordu. Bu dönem içerisinde değişiyor. Karadeniz bölgesinde de tabii bu yeterli olmuyor. Ve bundan yola çıkarak sahtekarlıklar başlıyor. Ve devlet işte bir takım yaptırım uygulamaya çalışıyor ki bunlar işte hapis cezası olabilir, para cezası olabilir. Ama maalesef bu dönemde ekmek karnesinde Karadeniz'de çok yeterli bir uygulama olmadığını görüyoruz. Yani kontrol çok zayıf ve bu konu hakkında halk evlerinin gazeteleri bile muhaliflerin artık sesini çıkarmaya başlıyor ve şikayetler artıyor. Ama bir çözüm bulunamıyor. Yani insanlar artık sadece ellerine verilen karnelerle yetinmek durumunda kalıyorlar. Diğer bir taraftan varlık vergisi var. Mesela varlık vergisi genellikle yani toplumumuzda sadece gayrimüslimlerden alındığı düşünülen bir vergi. Oysa ki Müslüman ve gayrimüslimlerden alınan bir vergi ki dolayısıyla Trabzon, Giresun ve Rize'de de alınıyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Rize'deki bir dağ köyündeki imamdan dahi alınıyor varlık vergisi. Bu süreçte işte yerel gazeteler bu noktada bizim işimize yarıyor. Kimden ne kadar varlık vergisi alındı? Bunları tablo olarak biz yerel gazetelerden takip edebiliyoruz. Tabii bunun yanı sıra mesela varlık vergisinin işte yaptırımı nedir? Varlık vergisini ödemezseniz işte nereye çalışmaya gideceksiniz? Aşkeli'ye çalışmaya gideceksiniz. Ya da varlık vergisini ödeyemediniz mi? Banka size kredi veriyor. Uygun bir şekilde bunu ödeyebilirsiniz. Ama diğer taraftan mesela şunlar da var. Bir kadın ya da bir işte ihtiyar diyelim, belirli bir yaşın üstündeki Aşkale'ye gönderilmeyecek. Ya da işte Trabzon, İran, Transit yoluna gönderilmeyecek. İşte bir kamu kuruluşunda çalışacak. Bunu gazeteler verirken işte aile ortamı gibi bir devlet kurumunda işte çalışacaksınız diye veriyor. Mesela varlık vergisiyle ilgili de çok fazla detayları görebiliyoruz yerel gazetelerde. Ama çalışmak için giden kimseyle karşılaşmadım bu zamana kadar Karadeniz bölgesinden. Tabii bu üç şehirde gönderil. Peki bu üç şehirdeki gayrimüslimlerden de mi kimse gönderilmiş, gönderilmemiş? Gayrimüslimler... Şöyle bir durum var. Bahsetmiş olduğumuz tarih 39-45 ve Karadeniz bölgesinde çok fazla gayrimüslim yaşıyordu. Ne zamana kadar? Mübadeleye kadar. Karadeniz bölgesinde yani gayrimüslim çok az. Yok çünkü hepsi mübadeleye tabi tutuldu ve Yunanistan'a gitti. Özellikle bahsettiğimiz şeyler mesela Trabzon'daki Rumlar. Yani Karadeniz Rumları olduğu gibi Lozan'dan sonra işte 30'lu yıllara kadar iki devletin anlaşmasıyla birlikte mübadeleye tabi tutuldular. Ama yine de gayrimüslimler olmuş olsaydı, Rumlar olmuş olsaydı İstanbul'dakiler kadar alınmazdı. Çünkü neden alınmazdı? İstanbul'dakilerin durumuyla Karadeniz'dekilerin durumu maddi açıdan aynı değil. Yani çok farklılar. Şöyle bir düşünce var ya, gayrimüslimlerin hepsi çok zengin. Ama Karadeniz bölgesindeki yaşayan Rumlar köylü. Tamam çok elit kesimi var ama Türklerde de aynı şekilde var. Yani Türklerin mesela köylü ve şehirli arasındaki farkı daha önceki konuşmalarımızdan hatırlarsın Sevat. Hani bunu daha önce de dile getirmiştik ya. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bir şey var böyle uçurum var. Yani köylü ve şehirli. Mesela devrimler ne kadar gidiyor? Köye ne kadar varabiliyor? Şehir fotoğraflarını görüyoruz. Evet herkes böyle fötr şapkalı. Ama köydeki insanlar fötr şapka yani böyle bir kanun var. Şapka kanunu var. Bunu kullanabiliyor muydu? Gibi bölgede tabii aynı zamanda devrimlerin de devam ettiğini dile getirmiş olduk. Yani çok eş, şehirle eş zamanlı gerçekleşmiyor değil mi? Bütün, tabii ki, İstanbul ve Ankara ile eş zamanlı gerçekleşmiyor hiçbir şey. Yani bu bölgeden bölgeye değişiyor anladığım kadarıyla. Belki Akdeniz bölgesinde farklı, ne bileyim Doğu Anadolu'da farklı, İç Anadolu'da farklı, Karadeniz bölgesinde farklı zamanlarda oluyor o zaman. Evet. Yani şimdi şöyle bir durum var. Nokta şehirler belirlenebiliyor devrimlerde. Ama eğer belirlenmediyse büyük şehirlerde gerçekleşiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir öyle değil mi?
Ama Anadolu şehirlerine mesela soyadı kanununa baktığımız zaman 40'lı yıllarda ancak mesela Rize'ye geldiğini görüyoruz. Bunu da yine yerel gazetelerden takip edebiliyoruz. Mesela soyadı kanunu ile birlikte işte soyadı alanların listesi veriliyor. Yani kanunun biraz daha geç gittiğini bölgeye görebiliyoruz. Aynı şekilde kılık kıyafet devrimi de mesela Sümerbank'ın Karadeniz bölgesine gitmesi yine bu dönemde yaşanıyor. Ve yine Ziraat Bankası'nın da işte kredi vererek insanlara yardım etmiş olduğu bir dönem. Tabii bu krediler hem tarım için verilebilir ya da kendi ihtiyaçları için verilebilir. Yani böyle bir dönem ama şunu da belirtmekte fayda var. Mesela Rize denildiği zaman ilk akla ne gelir? Çay gelir. Şeyin temellerinin atıldığı bir dönemdir bu. Yani 1937 yılında çayın babası olarak bilinen Zihni Derin Sovyetlere gidiyor. Buradan çay tohumlarını alıyor. Ama işte 2 yıl bir bekleme süresi var. Savaşın başlamasıyla birlikte 1939'da artık çay tohumları tonlarca gelmeye başlıyor Rize'ye ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ekimler oluyor. Çay bahçeleri ilk hasılat yine İkinci Dünya Savaşı yıllarında oluyor. Çay bahçelerinin kurulması, çay fabrikalarının kurulma amaçları ve 1940 yılında yine çay kanunu çıkıyor. Ve günümüzde biliyorsunuz Rize'nin geçim kaynağıdır çay. Yani Rize için bir olumlu bir adım. Aynı zamanda Giresun'da fındık üretimi durmamıştır. Fındık üretimi devam etmiştir ve yurt dışına sürekli bir ihraç söz konusu. Ve mesela İkinci Dünya Savaşı denildiği zaman yine aklına şey geliyor. Kimseyle ilişki yok ve tarafsızız. Kimseyle ticaret yok. Kendi kendimize yeteceğiz. Ama mesela görselde de gördüğümüz gibi işte fındık toplayan insanlar iç fındık ya da fındık kabuğunu işte Amerika'dan İngiltere'ye, Filistin'e, Mısır'a kadar birçok yere Türkiye gönderebiliyor. Ve yine baktığımız zaman Giresun'da da önemli bir geçim kaynağı olarak dönemim var. Tabii fındık ya da çayı olmadığı zaman insanlar ne yapacak? O zaman devlet yol gösteriyor. Toprağınız mı yok diyor. Bir sepete patates koyabilirsiniz. Ve patates yetiştirebilirsiniz diye patatesin faydalarından bahsediyor. Karnınızı bu şekilde doyurabilirsiniz diye. Yani devlet bu yokluk döneminde hiçbir şey olmayana bile yol gösteriyor. Tabii bunu da halk evleri vasıtasıyla gösteriyor. Halk evleri bunu işte yazılı Bir bir nevi şekilde organize ediyor herhalde. tabii organize ediyor. Peki mesela bir de şeyler var sanırım. Pasta ve çörek yapılmaması, değil mi? Evet, pasta ve Ekmek yemekleri çöreklerin var. yasaklanması var. Çay yasağı var, kahve yasağı var. Bu yasakların mesela bir listesi var mı? Bu halka dağıtılıyor mu? Yani Bir şunlar halka dağıtılıyor. kullanmayacaksınız. Ya da işte ne bileyim pasta ve çörek yapmayacaksınız. Yapmayacaksınız. Yapmanın cezası da yine halka duyuruluyor. Yapan fırınlar var, muhalif fırınlar var. Sadece Karadeniz'de değil, Anadolu'nun birçok yerinde zaten bu uygulamalar oluyor. Eğer pasta yaparsa ya para cezası ödeyecek o fırın ya da bir hafta kapanacak. Yani o zaman pastaneler de işlemiyor bu dönemde. Evet. Pastane. Ama Ama zaten çok evde lüks pastaneler değil de fırın işte fırın. ekstra bir pasta yapıyorsa ve fırınlar her tip böyle ekmek de yapamıyor. Belirli standartta bir ekmek var. Mesela lüks ekmek yapımı kesinlikle yasak zaten o dönemde. Bu mesela belirli bir gramajın altında yapmak ve tutmak zorundalar. Evet, Değil mi? Biraz evet, önce evet. bahsettiğin gibi belirli sayıda ekmek alabiliyorlar. Bu da herhalde aile sayısına göre belirleniyor, değil mi? Kaç Her tane? kişinin, yani bütün ailedeki bireylerin kartı var. Çocuğun ayrı kartı var, annenin, babanın, hepsinin ayrı kartı var. O kartla birlikte, kuponla birlikte gidiyorlar fırına. Herhangi bir fırına değil, belirlenen fırına. Her mahallenin belirli fırınları var. O listelerde, yine gazetelerde yayınlanıyor. Peki mesela bir sosyal yardımlaşma var mı? Çünkü bayağı bir aslında yoksulluk bu. Yani bahsettiğimiz her şey. Yoksulluk, evet. Ya bu yoksunluğu ortadan kaldırmak için yani hem bu bölgeye has bir yardımlaşma var mı? Burası için yapılmış ya da Şimdi devletin organize ettiği şeyler var mı? bölgeden bahsederken işte bir yandan diyoruz ki devrimlere alışmaya çalışıyor. Ha, bu arada şöyle bir dönemden bahsediyoruz. Atatürk'ün
yeni kaybeden bir Türkiye var. Başta İsmet İnönü, Milli Şef dönemi, yeni lidere alışma çabası, devrimlerin devamı. Üstüne İkinci Dünya Savaşı, ekonomik bir zorluk var. İnsanlar yokluk içerisinde, açlık sınırına gelmişler. Karadeniz'in bir de bir ekstrası var. 1939 Erzincan depremi. Erzincan depremi sadece Erzincan'ı etkilemiyor. Karadeniz bölgesini de etkiliyor. Dolayısıyla can ve mal kaybı depremden dolayı sadece 39 değil, 1939'dan 1944 yılına kadar Karadeniz bölgesini etkileyen bir deprem felaketi var. Bu yüzden Karadeniz'e bir ekstra, başta Kızılay olmak üzere Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yardımları var. Bu dönem zarfında 3 önemli yardım kuruluşu bunlar. Üçünü birbirinden ayırt etmek mümkün değil çünkü üçü birbirine organik bir bağla bağlılar. Yani sürekli bir paslaşma söz konusu kurumlar arasında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için. Tabii bunun yanı sıra maaşları yeterli olmayan memurlara da ekstra işte şeker dağıtımı, yağ dağıtımı yapılıyor. Ya da sınırda bekleyen askerler için yardımlar toplanıyor. Aynı zamanda deprem zedeler için de yardım toplanıyor. Karadeniz'in bu dönemde gerçekten yaşamış oldukları çok ağır. Peki mesela Kızılay ne yapıyor bu yardımlaşma için? Bir şey mi satıyor insanlara? Ya da işte Kızılay'a gidip isimlerini yazdırıp bu ekmek karnesinde olduğu gibi işte kendi durumlarını anlatıp ona göre mi bir yardım görüyorlar? Mesela bu görselde de gördüğümüz gibi çocuklar rozet satıyorlar. Kızılay'ın işte rozet satması, üye kabul etmesi, genellikle bağış olarak çalışıyor ya da balo tertip etmesi. Yine halk evlerinde baloların yapıldığını görüyoruz. Bu balolardan temin edilen paralar yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ya da temel ihtiyaçları neyse onlar karşılanıyordu. Aynı şekilde Türk Hava Kurumu'na da baktığımız zaman Türk Hava Kurumu'na özellikle mesela Ramazan ayında fitre ve zekatların Türk Hava Kurumu'na verilmesini gazetelerde çok fazla görüyoruz. İşte fitre ve zekatınızı Türk Hava Kurumu'na verin. Kurban bayramı geliyor. Kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na verin. Günümüzde de mesela değil mi? Türk Hava Kurumu'na işte derilerinizi bağışlayın. İhtiyaç sahiplerine gidecek mantığı savaş yıllarında da devam eden bir süreçti. Aynı şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu da yardımlarla ayakta duruyor ve aynı zamanda bireysel yardımlar da var. Yani bireysel yardımlarla birlikte yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorlar. Evet. Bir de burada özellikle Trabzon'da etkin yani bölgeye has bir kuruluş var sanırım. Hayırsevenler Cemiyeti. Hayırsevenler Cemiyeti burada tabii Ankara merkezli bir cemiyet bu. Şimdi İnönü'nün eşi tarafından kurulmuş olan bir cemiyet. Bu cemiyet aslında kadınlara daha çok yardım etmek amaçlı kurulmuş. Kadın ve çocuklara. Yani kadınların iş sahibi olması, işte çocuğu olan kadınların özellikle işte kreş yaptırılması, çocukların bakılması ki kadın bağımsız bir şekilde ya bir iş yerinde çalışsın ya da kendi işini kursun diye bir cemiyet var. Trabzon'da çok fazla etkin, evet. Diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan bir cemiyet. Ve baktığımız zaman ben bunu çok araştırdım, merak ettim. Yani çocuğu olan kadınlar nasıl çalışıyordu acaba burada? İşte babaanne, dede dışında ya da anneanne dışında kim bakıyordu? Sadece Trabzon'da bir tane özel okul, ana okulu örneği gördüm bu yıllar içinde. Onun dışında mesela bir kreş görmedim. Okul öncesi bir eğitim. Sadece özel bir ana okuluyla karşılaştım, o kadar. Evet, yani bu Hayırsevenler Cemiyeti'nin bu tarz kadınlara yani yardımı var mı mesela? İşte bu çocukları, anneleri çalışırken belki bir kreş yok ama onun bakımını üstlenmek gibi bir şey var mı? Mesela hiç böyle bir faaliyet. Böyle bir yani bu dönem içerisinde ben Trabzon'a baktığım zaman cemiyetin evet böyle bir çabası var. Ama bir yer kurduğunu görmedim. Bir kreş kurduğunu görmedim. Sadece cemiyetin yapmış olduğu diğer yardım kuruluşları gibi ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Ama kadınlara özel bir durum. Kadınlara özel tabii. Kadınlara ama özel. Yani, mesela emziren bir kadına ekstra şeker verilmesi gibi.
Yok yani şey, çalışmasını sağlayan koşulları üretmiyor ama yiyecek, içecek, gıda Tabii yakacak. tabii. Yani Yani bu şekilde Trabzon'da bir... genellikle bu ağırlık çalışmış. İşte biraz önce de dediğim gibi ben bu konuyu özellikle çok merak ettim. Acaba kreş açıldı mı? Anaokulu var mı? Sadece bir tane özel anaokuluyla karşılaştım. Evet. Tabii bir de savaş yıllarında acaba burada şey oluyor mu? Hayat duruyor mu? Ne bileyim, tatbikatlar var mı? Savaş Tatbikatlar. gündelik hayat için nizamnameler yayınlanıyor mu mesela? Ya da işte sığınaklar yapıyorlar mı? Var mı böyle şeyler? İngiltere'deki gibi acaba Britanya muharebesinde bombalanıyor da Türkiye'de ne oluyor? Şimdi Avrupa'da bombalar yukarıdan sürekli, Nazi Almanya'sı Avrupa'yı kuşatmış durumda. Türkiye'de tabii bu durumdan dolayı kendisini bir savunma geliştirmesi gerekiyor. Pasif korunma nizamnamesi yayınlanıyor. Özellikle hava saldırılarına karşı. Tabii bu Karadeniz bölgesinde de sürekli gündemde, savaşın başından sonuna kadar. Karadeniz bölgesinde evet bu nizamnameler tek tek açıklanıyor. Yine bunları gazetelerden görebiliyoruz. Ve sürekli olarak. Yani uyulması gereken kurallar. Yoksa yaptırımı var, cezası var bunun. Mesela ne tür kurallar var bunların? Mesela ışık karartma. Mesela ışıklar belirli bir saatten sonra karartılması gerekiyor. Ama bunun da kuralları var. İşte perde hangi kalınlıkta olacak? Ampulün işte rengi nasıl olacak? Ya da evin önüne siper kazman gerekiyor. Eğer senin evi müsait değilse komşunun siper kazmasına yardım edeceksin ve tatbikatta komşunun siperine gideceksin. Ve birçok yaptırımları var. Tabii sadece bunlar da değil. Mesela tatbikatlar oluyor. Bu tatbikatlara herkesin uyması gerekiyor. Mesela Trabzon'da bunların örneğini görüyoruz. Trabzon'da mesela şey diyor, tatbikat çok başarılı bir şekilde oldu. Hatta bu uyarı işte düdüğü çaldığı zaman, canavar düdüğü diyorlar ona, fabrikanın düdüğü ya da işte halk evinden çıkan bir sesle beraber. İnsanlar diyor o düdüğü duyduğu an 5 dakika içinde ortadan kayboldular. Hatta bir örnek veriyor, diyor ki elinde portakal sandığı olan bir adam vardı diyor. Sandık ortada, adam yok. Yani sandığı bırakıp hemen siperlere işte kurmuş oldukları işte barınaklara vesaire sığınaklara gittiklerini, çok bir şekilde tatbikatta uyduklarını mesela belirten yazılarla karşılaşıyoruz. Ve yani sürekli gazetede savaş haberleri var. Özellikle Nazi Almanya'sının Sovyet topraklarına girmesiyle birlikte Balkanlara geliyor, sınırımıza kadar geliyor. Yunanistan'ı işgal ediyor. Türkiye çok tedirgin halde ama bu sefer kuzeye geliyor. Ve Karadeniz'in tabii şöyle bir özelliği de var. Karadeniz'de mesela Rus askerleri geliyor. Nasıl? Mesela gemiler hasar görüyor. Ya bu İşte, dönemde de gelmeye devam ediyorlar. Savaş. gelmeye devam ediyorlar. İşte tabii ki onların hepsi kabul edilmiyor. Mülteci olarak gelmiyorlar. Çünkü asker. Diyorlar ki işte yardıma ihtiyacımız var. Para karşılığında işte yardım eder misiniz? Devletten gerekli izinler aldıktan sonra işte atıyorum motor mu arızalandı? Motoru yapıldıktan sonra geri işte gönderiliyor. Ama sığınmacı olarak gelen askerler işte esir kamplarına, diğerleri ise mülteci kamplarına gönderiliyor. Peki bu öğle saatlerinde mesela çalışma düzeni nasıl? Bu çalışma düzenini bozuyor mu bu nizamnameler? Buna göre bir çalışma düzeni kuruyorlar mı? Şimdi öğle tatili aslında Anadolu'nun her tarafında aynı uygulanmıyor. Mesela Samsun ve Giresun'da öğle tatili varken Trabzon'da bu uygulama yok. Bundan dolayı insanlar isyanda. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışıyorlar ve bir ekmek arası belki yiyebiliyorlar ve bunu sürekli dile getiriyorlar. Öğle tatili olması için sürekli bir istekleri var. Ama bu dönemde bu mesela devlet merkezi değil de mahalli idareciler tarafından. Mesela burada meclis üyeleri var. Bu meclis üyelerinin kararıyla birlikte ortaya çıkacak bir durumdu. Mesela burada kıyafetleri gördüğüm zaman ben ilk fotoğraflar elime geldiği zaman biraz bir ürktüm ben bu fotoğraftan. Bilmiyorum Seval, sende de aynı şey var mı? Böyle çok büyüktüler.
işte meclis üyeleri, fötr şapkalar, böyle işte kıyafetleriyle birlikte falan. Bunlar çok seçkin insanlar. Tam meclis şehir üyeleri. Belki herhalde. Efendim? Şehir eşrafı herhalde bunlar. Bunlar Giresun Belediyesi'nin meclis üyeleri ve büyük ihtimal yine halk evi üyeleri. Çünkü birbiriyle çok fazla bağları var. Bunlar dolayısıyla ve muhtemelen partili. Çünkü bu dönemde yani CHP'li olmadan meclis üyesi olmak zaten mümkün değil. Ya da halk evi üyesi olmak. Evet, halk evi, halk evi bütün bu organizasyonu yapan kurum mu bölgelerde? Evet. Hazır yani şey yapmışken. Bütün bu organizasyon halk evleri aracılığıyla mı yapılıyor? Halk evleri aracılığıyla yapılıyor. Ankara'da CHP Genel Merkezi var. Genel Sekreterliği. Genel Sekreterliği kararlar alıyor ve bu kararları halk evlerine gönderiyor. Halk evleri de bu kararları yapması için organizasyonu sağlıyor. Yani aslında ilk başta valiye gidiyor. Valiyle sırasıyla işte vali, işte kaymakam, halk evi şeklinde ama asıl için yürütüldüğü yer halk evi. Çünkü halk evindeki organizasyonun başında da vali bulunuyor. Yani o dönemde halk evlerine tek parti zaten rejimi var. CHP'nin gözü kulağı eli diyebiliriz. CHP'nin sesi diyebiliriz. CHP ideolojisini ve devrimlerini özellikle halk evi vasıtasıyla yaymaya çalışıyor. Bunu yapmak durumunda çünkü Anadolu'nun her tarafına ulaşamaz. Anadolu'nun her tarafına ulaşamadığı takdirde ne yapması gerekiyor? Halk odaları kurması gerekiyor. Halk odalarıyla da ulaşamıyor. Bu sefer köy enstitülerine başlıyor. Bu dönemde köy enstitüleri Karadeniz bölgesinde mesela Beşikdüzü yine savaş yıllarında kurulan bir köy enstitüsü. Faydası var mı? Evet, faydası var. Şöyle çok ilginç bir köy enstitüsü çünkü diğerlerinden farklı olarak balıkçılık var mesela. Burada köy enstitüleri biliyorsun Seval, coğrafyaya göre değişiyor ya, işte coğrafyanın ihtiyaçlarına göre karşılanması gerekiyor. Trabzon'da ne olacak? Trabzon'da bir balıkçılık olması gerekiyor. Balık ağı nasıl yapılır? Motoru nasıl yapabiliriz? İşte balık nasıl tutulur? Balıkçılık dersleri. Bunun dışında arıcılık. Tabii bunlarla sınırlı kalmıyoruz. Temel dersler, edebiyat, fizik, kimya, matematik, yabancı dil dersleri bunları zaten veriyor köy enstitüsü. Yani ekstra mesela keman dersleri var. Keman derslerini de görüyoruz. Bunlar savaşta da devam, yani halk odaları, köy enstitüleri ve halk evleri var olan bütün bu yani savaş koşullarındaki hayatı da aslında organize ediyorlar. Sadece organize ediyorlar, bir, evet. Sadece politik bir ne diyelim politikanın dışında var olan hayatın organize edilmesinden de bunlar sorumlular. Peki. Ya şimdi politika derken şimdi şöyle aslında oradaki halkı pek fazla politika ilgilendirmiyor. Yani şöyle ilgilendirmiyor. Politikayla ilgilenen CHP Genel Merkezi. Çünkü bunu müfettiş raporlarında sürekli görüyoruz. Bir spor cemiyetinden bahsederken bile raporda hemen parantez içinde partilidir, partilidir, partili değildir. Yani o rapora mutlaka o partili mi değil mi o ibareyi yazmak durumunda. Ama tek parti rejimi, yani o dönemde olması gereken bu. Muhalif bir sese izin verilmeyen zaten bir dönem. Yani savaş da sonuçta bu ayrıca bunu körüklüyor anladığım kadarıyla. Tabii tabii kesinlikle. İnsanların biraz ayrıca bir korkuları ve savaşla birlikte hayatlarının çok da değiştiği de ortada. Peki şimdi programımızın sonuna geldik Tuba. Sen yani ne düşünüyorsun, bu İkinci Dünya Savaşı çok çalışılıyor mu mesela Türkiye örneğinde? Ya da bu Karadeniz ve başka şehirler tarihçilerin çok ilgisini çekiyor mu? Ve neler yapılması gerekiyor, ne dersin bitirirken? Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı'na son yıllarda özellikle bir ilgi başladı Türkiye'de. Evet, ama bunlar genellikle çeviri. Yani yurt dışında yabancı dillerdeki yayınların Türkiye'ye çevirildiği birçok eser görebiliyoruz, kaynak görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin belki savaşa katılmamasıyla bağlantılı olarak tarihçiler değil, genellikle İkinci Dünya Savaşı'na
başka alanlarda uzmanlaşmış olan kişiler ilgi gösteriyor. Son zamanlarda tarihçiler de ilgi göstermeye başladı. Ama özellikle sosyal tarih alanında evet bazı yayınlar var ama bu yayınların geliştirilmesi gerekiyor çünkü çok önemli bir dönem. Yani İkinci Dünya Savaşı yılları diyoruz, bir partinin olmuş olduğu bir dönem, devrimlerin yaşanmış olduğu bir dönem. Ayrı ayrı bölge bölge şehir tarihçiliği ki çok önemli, çalışılması gerekiyor. Ve ayrıca mesela bu dönem daha önce de konuşmuştuk, mesela kamplar var, esir kampları var, mülteci kampları var. Bu konu hakkında evet bir iki tane çalışma var ama geniş kapsamlı çalışma yok. Bunların daha çok genişletilmesi gerekiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin yeri neydi? Ya yani baştan sona zaten böyle bir kitap yok. Böyle çalışmaların eksikliği umarım önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır. Olacak, ümit ediyorum yani. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın gördüğü ilgiyi görmüyor anladığım kadarıyla. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nda da şöyle bir sıkıntınız var. Birinci Dünya Savaşı denildiği zaman hep Osmanlı cephesi anlatılıyor. Osmanlı'nın katılmış olduğu, Osmanlı Devleti'nin katılmış olduğu cepheler anlatılıyor. Avrupa cepheleri yine Türkiye'de çok ihmal edilen bir konu. Evet, Tuğba çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Olduğun için senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Çok keyifli programdı. Seninle sohbet etmek çok güzel. Bizim için de öyle. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün Tuğba Eray Biber'le birlikte İkinci Dünya Savaşı'nda gündelik hayatı Giresun, Trabzon ve Rize üzerinden konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.